Arkadaşlar 24.07.2023 Çanakkale Gelibolu'dayım. Gelibolu Belediye Halk Ormanı diye geçiyor arkadaşlar. Bilgiler. Ve Çanakkale Köprüsü'nü bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bir ormanı göstereyim. Karavan var, araçlarla gelenler var. Yapıyorlar. Oturuyorlar. Gölgelik. Sakin bir yer. Arkadaşlar buranın başka bir özelliği de denize girebiliyorsunuz. Denizi kumsal. Biraz bakımsız fakat denize girilebiliyor. Şurada göreceğiniz üzere denize girenler var. Şurada da girenler var. Hem piknik yapmak için hem gölgelik alan hem denize girmek için ideal bir yer. Gelibolu Belediyesi burayı halk ormanı olarak seçmiş ve harika bir yer seçmiş arkadaşlar. Buraya girmeden önce haritadan baktım. Fakat böyle bir manzarayla karşılaşacağımı umuyordum. Fakat denize giren çok az kişi var arkadaşlar. Ya bu bölgede nüfus da çok az. Onu da söyleyeyim. Bolayır plajı çok kalabalıktı. Akın akın insanlar oraya bugün pazartesi olmasına rağmen plaj doluydu. Bir önceki videomda göreceksiniz. İnsanlar kendileri dışarı yatmışlar. Çok sıcak olduğu için. Bölgelik alanlar çok. Bu arada Gelibolu çok rüzgarlı arkadaşlar. Aşırı rüzgarlar. Her zaman böyle bilemiyorum. Rüzgar gülleri var. Gelibolu gülleri, rüzgar gülleri var. Enes tarafında da vardı. Çanakkale'nin karşısında da, şu tepelerde de var. Bayağı var. Yol boyu gelirken birçok yerde buna rastladım. Genel itibariyle sanırım burası rüzgarlı. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar aşağıya yorumlara da buranın rüzgar durumu hakkında bizi bilgilendirebilirler. Muhtemelen şimdi Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğim. Çanakkale merkezden geçeceğim. Ve kendime kalacak bir yer bulacağım. Sonrasında Ege'ye doğru uzanacağım arkadaşlar. Şimdilik Gelibolu'dan anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.